tabii ki sizlere seslenecek, çok güzel cümleleri olacak, öğütleri olacak. Dikkatlice dinleyelim isterseniz. Evet, Sayın Valim, saygıdeğer konuklarımız, sevgili öğrenciler, Sivas Edebiyat Günleri programımıza yeni katılan izleyicilerimiz için tekrar hoş geldiniz demek istiyoruz. Sabah oturumumuzda çok kıymetli konuşmacılarımızdan bir gönül adamı Fethi Gemulluoğlu'nu dinledik. Kendisini bir kez daha saygıyla anarak Sivas'ın yetiştirdiği ve tüm Türkiye'nin severek okuduğu, dinlediği şair, yazar Sayın Yavuz Bülent Bakiler için ustalara saygı ve vefa programına geçmek istiyoruz. Evet, müsaade ederseniz Yavuz Bülent Bakiler hakkında ben de birkaç cümle yapmak istiyorum. Bundan 3-4 yıl önce yazmakta olduğum İstanbul Türkçesi adlı kitabım için kendisiyle röportaj yaptık. Ve röportajımızın ilk konuydu hocam. Ve o kadar farklı bir yöne gitti ki kitap. Gerçekten de ivmesi değişti. Çünkü dil hakkında, Türkçemiz hakkında o kadar güzel düşünceleri var ki yıllarca zaten TRT ekranlarında Sözün Doğru Su adlı programda kendisini dinledik, izledik. O yüzden kendisine çok şey borçluyum. İnşallah kitap bittiğinde de kendisine armağan edeceğim. Evet, ve orada anlattığı çok özel şeyler vardı. Dil devriminden tutun da gerçekten İstanbul Türkçesi nasıl şekillendi ve günümüze geldi. Hatta geçen akşam hocam bununla ilgili bir kitap çıkaracağını söyledi. Biraz üzüldüm hocam. Önce benim kitabım çıksaydı iyi olurdu ama tabii latife yapıyorum. Ne kadar yazsanız, ne kadar biz okusak azdır. Her zaman, her yerde mutlaka doğru Türkçeyi, doğru telaffuzu vurgulamamız gerekiyor. Bugün de mutlaka onlardan bahsedeceksiniz. Evet, ben şiirlerini de çok seviyorum. Yavuz Bülent Bakiler'in. Genellikle gittiğim her yerde mutlaka onun şiirlerini okuyorum. Bugün sizlere bir şiirini paylaşmak istiyorum. Şiir sever misiniz? Evet. Peki o halde o bir şiirle programımıza başlamış olalım. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki neresin şiirimizin adı. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten de kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin ırmaklarla. Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda, hey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemerliğine. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki neysin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eskimeyen çilemsin, orada ufuk çizgim, burada yanımı örersin. Benim ruh gibi sonsuzluk darbesin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırtım kaldım işte, bilmem ki neymişsin. Beğenmiştir kendileri. Evet, şimdi ustalara saygı, şair, yazar, Yavuz Bülent Bakiler'e vefa programı için kıymetli konuşmacılarımızı sahneye davet edeceğiz. Evet, ilk olarak fikirlerini beyan etmek üzere Yavuz Bülent Bakiler hakkında Mehmet Ali Kalkan beyefendiyi sahneye davet ediyoruz.
Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, ben inşaat mühendisiyim. Eskişehir'den geldim. Şimdi ben üniversitede, lisede okurken şiiri çok seviyorum. O zaman televizyon yok, telefon zaten yok, evlerde yok. Ama şiir var, işte Türk Edebiyatı var, Hisar Dergisi var. Adana'ya gittim Eskişehir'den üniversite okumaya. İşte gurbet var, şimdi gurbet yaşamıyoruz. İşte evi özlüyorsun. Hep aklımda bir tane şiir. Gurbetin cemresi düştü içime, karardı yine gökler. Yalnızım bu şehirde, yapayalnızım. Ne ben kimseyi bekledim, ne kimse beni bekler. Yavuz abinin şiir. Tam o zaman Yavuz Bülent Bayrak'a ulaşmak falan mümkün değil. Nereden bulacaksın, nasıl göreceksin? Biri deseydi ki bana o yıllarda, ya işte yıllar sonra Yavuz Bülent Bayrak'ı anlatacaksınız. Kızardım, inanamazdım, dalga geçerdim. Ama çok şükür o yıllarda Yavuz abinin bir kitabını aldım. Yalnızlık. Hisar Yayınları'nda aldığım tarihte 29.5.1978. Yaklaşık 40 yıl olmuş değil mi Yavuz abi? Şimdi daha sonra şimdi şiirle istigal ettikten sonra Yavuz abiyle abi kardeş olduk, gördük, konuştuk. Yavuz abi işte mektup yazıyor. Ben de herhalde Yavuz abinin onun üzerinde mektubu vardı. Yazıların el yazısıyla yazıyor. Benim yazmaya çalıştığım şiirlerde hep Yavuz abinin o dergilerde hatıralarını okuyordum. Diyordu ki mesela, Fethi şiir yazmış. Fatih'e içtiğinde ayan beyan Bizans'ı görür fal gibi diyor. Değil mi Yavuz abi? Şimdi bunu Arif Niyazi Asya'ya götürüyor. Diyor ki, şimdi şiir diyor çok güzel Arif Niyazi Asya, bayrak şairimiz. Ama diyor Fatih diyor kahve içmezdi. Benzetmen çok güzel ama kahve içmezdi. Kahve İstanbul'un fethinden 1453'ten 100 sene sonra geldi. Sonra 3 Yeniçeri şiiri var Yavuz abinin. İşte atların üzerinde Yeniçeriler. Diyor ki Arif Niyazi Asya. Yeniçeriler diyor atlı asker değil, yaya askerlerdir. Sonra Yeniçerileri attan indirdi. Hatta diyor bunu git diyor tarihçi Enver Berhem Şapolyo hocana sor, tarihçi o da bilir diyor. Yavuz abi üşenmeden gidiyor, onu soruyor. O da Arif Niyazi hocam haklı diyor. Yani benim yazmaya çalıştığım şiirlerde Yavuz abinin çok büyük hakkı vardı. Hatta ben şiir yazmaya başlarken Yavuz abiyi taklitle başladım. Mektup yazayım mesela Yavuz abi. Bazı fotokopilerini getirdim, hepsini getirmedim. Yavuz abi kızar çünkü. Mesela gittiği yerleri yazmış bir mektubunda. 2 Mayıs'ta buradayım diyor. Şu 12 Mayıs, 13, 14 Mayıs burada. 17 Mayıs burada, 20 Mayıs burada, 21 Mayıs burada. 23, 24, 26, 28, 29. Yani ben Yavuz abinin hanım olsam onu boşarım. Yani bir aydır eve gelmeyen değil mi Yavuz abi? Bir gün Eskişehir'de büroda oturuyor, bir kargo geldi. Kargonun içinde bir gömlek, bir tane kravat. Yavuz abi göndermiş. Ben bütün gittiğim şiir toplantılarında o gömle takıyorum, o kravatı takıyorum. Bir gün Samsun'a gittik, rahmetli Rıza Akdemir abi var. Yine böyle bir toplantıdayız. Ben bunu anlattım, dedim ki bak bütün toplantılarda ben bu kravatı takıyorum. Bu gömleği takıyorum, eskidi. Herkes diyor ki Yavuz abi ya bir gömle bir kravat daha gönder diye. Göndermiş ama gitti yanında mektup göndermiş. Demiş ki okutmayayım sana. Ne kadar kalkan denen zalim adam diyor. Benim diyor gömlek kravat fabrikam mı var diyor. Ya bundan sonraki şiir gününe Hazret Ali'nin zülfikarıyla geleceğim veya senin bulunduğun toplantılara adım atmayacağım. Sen beni gömlek kravat fabrikatörü mü sanıyorsun? Demiş. Sonra bir gömlek bir kravat daha gönderdi. Bir gömlek bir kravat daha gönderdi. Bir takım elbise gönderdi. Yetmedi bir başka sefer iç çamaşırı göndermiş.
atlet, işte çorap, harap demiyor. Ondan sonra demiş ki, ondan hiç takmadım, giymedim. Çünkü bir mektubunda şunu demiş. Ben yanına bir gönderiyorum. Bunlar Yavuz abinin hediyelerinde diyeceksin. Böyle bir yola girdiği zaman topluluğu bizzat ben idare edeceğim. Mesela kravatımı gösteriyorsun. Salonu tempo tutturacağım. Başka diye bağlayacağım. Sonra gömleği, sonra fanileyi, mendilimi, başka diye sormaya devam edeceğiz. Sonra sen gülümseyerek çamaşırlarını göstereceksin. Bir defa ben hep bir ağzını aç aç diye haykırtacağım. Sen şaşıracaksın. Sonra ben bir arkadaşla sahneye fırlayacağım. Yapar mıyım, yapmaz mıyım göreceksin. Başka türlü senin elinden kurtulmam mümkün değil. Nedir bu yahu? Demiş. Onun için belki de Yavuz abi çıkar yapar, onun için giymedim. Şimdi Yavuz abinin bir nesil üzerinde hakkı var. Bizim nesil üzerinde hakkı var. Yavuz abi insanlar 100 senede, 200 senede bir defa geldi. Ben Sivas'tan şunu rica ederim. Yavuz abinin sesi muhteşem. Şiirleri muhteşem. Onları bir CD halinde, şimdi internete baktığın zaman Yavuz abinin bir iki yerde okuduğu şiirler var. Açık benim gibi böyle bir şiirleri. Ama kendi sesi ben bir CD olsa, bunu bütün Türkiye bilse, en azından gelen gelenler hediyelerse çok muhteşem olur. Yavuz abinin böyle bir şeyi yok. Ne internette var, ne kendisinde var. Ben hasreten rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şair yazar Berat Demirci'yi sahneye davet edelim ve kendisinden hocamızla ilgili bilgilerini alalım. Evet. Sunucumuz misafir olunca beni gençlerle karıştırdı galiba. Ben genç falan değilim. Şaşırdım, belirdim hanımefendi. Hatta mümkün olursa derin nefeslerimize bile daha kontrol ederek almanızı tavsiye ederim. Üstad Sezai Karakoç, gelenek sanatkarın miracıdır, der. Bu miracın başlangıç noktası sözlü kültürdür. Edebiyat cihazınca baktığımızda bu miracın biriti ise dildir. Üstad Yavuz Mehbakiler dil ile olan yolculuğunu tamamlayıp milletine şiir, nesil kitaplarıyla dönen, ömrünü yolculukla geçiren bir şahsiyettir. Sanatkarın miracı ümmilere mahsus saf bakışla başlar ve şifahi kültür ümmi bir akışa sahiptir. Ve şifahi kültür adam geliştirir. Ne yazık ki sözlü kültür akışı hızını kaybettiği için, popüler kültür hakim olduğu için günümüzün yüksek düzeydeki akademisyenleri bile temiz Türkçeyi güzel kullanamama durumuna düşmüşlerdir. Peki ne olacak? Ya az sayıda da olsa
doğrudan sözlü kültür kaynaklarına ulaşmalı ve onları mutlaka dinlemelidir. Sohbetin lezzetini ve bereketini başka bir şeyle bulmak zordur. Ya da sözlü kültürle sağlam irtibatlar kuran kitaplardan beslenerek yüreğinizi dolduracak, oradan sohbete terfi edeceksiniz. Mesela türkü dinleyecek ve bir ilk mektep öğrencisi gibi türkülere talebe olacaksınız. Mektepte talebenin ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Mesela türkü dinleyecek ve bir ilk mektep öğrencisi gibi türkülere talebe olacaksınız. Bırakın sizi gürültü kurbanlara malal desinler, türkü dinleyin. Önünüze de bir rahle koyun. Dinlediğiniz her türkünün fasih müsaadalarını bir yandan okuyun. Bir yandan da can kulağıyla dinleyin. Meşk en başta kulaktır çünkü. Türkçenin bir musikisi vardır. Ve o türkülerde kendini damardan hissettirir. Bir tek bu musikiyi hissedebilenlerin yazılı kültürü bir veri kabul edip yolculuğa çıkması bir tek onların, evet bir tek onların bu yolculuğu mümkün olabilir. Bendeniz Fezra bölümünün ilk elemanı olmama rağmen bir müddet sosyoloji bölümüne gönderilmiştim. 28 Şubat sürecinde alt katlarda bizim gibi insanları hırpalıyorlardı ama aldıranlardan değildim. Bana uygun ders yoktu. 3 ders teklif etmemi istediler. Din, sanat ve edebiyat sosyolojisi. Din sosyolojisi kabul görmedi. Sebebi de o dersi benim anlatmamdı. Önemini anlattım. Kimseyi dine çağırmak gibi bir derdimin olmadığını da anlattım. İkna edemedim. Çünkü İslamcı olmak gibi memnun olduğum bir etiketim vardı. Komik bir şey söyleyeyim. Ben bir derste Karl Marx'a anlatmıştım. İslam'ı anlattığını zannederek şikayete getirenler olmuştu. Aklı başında bir meslektaşım şikayetleri susturmuştu. Hevesle sanat ve edebiyat sosyolojisi usulü ortaya koymak için yola çıkmıştım. Ve o günlerde bu işlerle ilgili ulema ile yoğun temas kurdum. Sonra oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Bu düşüncemizi de böylece fiilen işlememiş olduk. Yavuz abi tüm külliyatını ve kendisi için hazırlanan armağan kitap hazırlandığında bu birikimi de değerlendirerek ortaya anlaşılabilir ve geleceğe doğru genç nesiller için Yavuz Bülent Bakiler denilince akla ne gelmeli bir portre olsun gayretiyle kaleme almıştır. Ve kendisi de kendisini en iyi anlatan yazılardan biri olduğunu söylemiştir. Armağan kitap yayınlanırken de izin istenerek inceliğinde bulunmuştu. Samimi olmak için ise özel bir gayret göstermem gerekmemişti. Aynı toprak, aynı dil, aynı ayrıntısı, kendi subjektif sınırlarını zorlamamı gerektirmemişti. Sanatkarın ve elbette şairin hangi mirajı tamamladığı, hangi sözü söylediği, hak katında sözünü nereye dayandırdı? Onun anlattığı dünyanın habercisi olduğu gibi onu anlamanın da yoludur. Müslümanca yaşayan bir aile, Müslüman Müslüman uyanan bir şehir, şairimizin başka bir şeye gidirgenmesi mümkün olmayan anlam dünyasıdır. Dipten uzak bütün şiirlerinde dile getirdiği insan ve eşyaya dair her duygu, oluş karşısında kulluk bilinciyle beslenmiş hayranlık ve sevgiye dayanmaktadır. Bilmem ki Nemsin şiirinde bu bütün inceliğiyle kendini göstermektedir. Allah, alemler, ha bunu anlatırken söyleyeyim, anlatılması uzun ama anlatmak gerekmiyor. Bu benim
kendi oluşturduğum anlama metodumdur. Ama kalp işçiler arıyorlar ama beni...